Esnevi, şule. Kesif bir şeyin aynesi ne kadar latif olursa o nispette suretini vazık gösterir ve nurani ve latif bir şeyin de aynesi ne kadar kesif olursa o nispette esmanın cilvelerini cilalı gösterir. Nurani'yi nasıl anlamalıyız? Kesif bir şekilde anlaşılıyor. Nurani'yi nasıl anlayalım? Zıtların birbirini göstermesi çok kuvvetli olur. Mesela siyah tahta üstünde en güzel beyaz tebeşir görünür ya da beyaz bir tahtada siyah yazı daha güzel ve net okunur. Bu sebeple Allah insanın mahiyetine kendi isimlerine güzel ve okunaklı bir pencere olması için nihayetsiz acizlik, fakirlik, eksiklik gibi noksan sıfatları yerleştirmiştir. İnsan sonsuz aczi ile Allah'ın sonsuz kudret ve kibriyasını kıyaslar ve ölçer. Yani Allah'ın sonsuz azametini insan en güzel acziyetiyle anlar ve anlatır. İnsan ne kadar acizliğini anlar ise Allah'a olan hürmet ve tazimi o nisbette olur. Kesif bir şeyin aynası latif olursa ibaresi hakiki anlamda kullanılırken latif bir şeyin aynası kesif olursa ibaresi kıyasi anlamda kullanılıyor. Yani insan kendi suretini ancak yüzü cilalı ve parlak olan bir aynada en güzel bir şekilde görebilir. Ayna ne kadar parlak ve latif olursa seyri o kadar güzel olur demektir. Bu yüzden Eskimiş aynalarda suretler iyi görünmez. Latif bir şeyin aynası ne kadar kesif olursa ibaresinde ise eşya kesif bir ayna ilahi isimlerde bu aynalarda tecelli ve tezahür eden latif şeyler oluyor. Evet yukarıda da ifade edildiği üzere insanın zıtlarla cem edilmiş kesif mahiyeti olan kesif mahiyeti latif olan ilahi isimlere güzel ve parnak parlak bir ayna oluyor insanın durumu nasıl zıtlarla cem edilmiş kesif mahiyeti insan zıtlarla cem edilmiş kesif bir mahiyet sahibidir. Niye böyle? Çünkü latif olan ilahi isimlere güzel ve parlak bir ayna olsun diye